27 Mayıs darbesi ve cuntacılığın hakimiyet yılları. Dönemin başbakanı Adnan Menderes, vatan hainliği suçlamasıyla tutuklanır. Askeri mahkeme tarafından idam istemiyle yargılanır. Ve 17 Eylül 1961'de idam edilir. Ve bu olayla birlikte Türkiye cuntacılıkla tanışır. O dönemi yaşayanlar şimdilerde torun sahibi oldular. Ancak o dönemi sorduğumuzda sanki halen yaşıyormuş gibi birden sinirleniyorlar ve gözlerindeki acı ortaya çıkıyor. İşte Tayfun Güzel'in özel haberi. Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. Yerimiz kanı cennet olsun. Ya adamı bırakmadılar, bırakmadılar işe. Bırakmadılar Türkiye kaldıran Osmanlı Devleti. Olmadılar. Millet ayağa kalktı mümkün değil. Askeri güç etmedi. O zaman fakir fukara çoğu ezildi. Bütün fakir herkesin elinde imkanları alındı. Camiler hep Bağdat doldu. Hep Bağdatlar küflendi, götürdüler Gürsü'ye attılar. O zaman millet idare şeyini kullanamıyordu. Haklar elinden alındı. İbadetlerini doğru dürüst açık yapamıyorlardı. Bir şey diyemeyiz ki Allah rahmet eylesin adama diye kalacak. Başka ne diye? Yani hatırlıyor musunuz? Allah o günleri getirtmesin. Adıyaman'da işte sadece duydu ve işittik. Dediler ki işte ihtilal olmuş. Menderes'i yakalanmış. Hükümete teslim almışlar. Falan filan gibi olaylar duyduk yani. Pek de fazla bir olay şey olmaz buralarda yani. Darbe olduğu zaman mutlaka ileri vuruyor. Geri vuruyor yani. Her şeyden mahrum olunuyor bir müddet. Ekonomi bir kere başta çöküyor yani gibi. Değil mi? Ekonomi çöküyor. Vatandaş ister istemez sıkıntılara giriyor. Darbelerin şeyi budur yani. İyi bir şey değil darbeler. Neticesinde zor işler oluyor yani. Ya öyle bir adam gelmedi. Niye o darbe oldu peki? Darbe kefende yaptılar. Baktı ki gideceği yok bu adam. Çünkü dört dörtlük şey yaptı. Türkiye yapan o oldu. Peki niye hainlikte suçlandı o dönemde? Ya, kardeşim hep iftira ettiler o. İftira, iftira, iftira. Şimdikiler yine iftira değil miydi? Ettiler darbe yaparlar yine iftira değil mi? Peki o darbe sabahı 27 Mayıs sabahı Adıyaman'da ne oldu? Adıyaman'da her tarafı şeyde el koydular. Kimse kımdanamadı. Herkes yerinde kaldı. İşte belli adamlar topladı gönderdiler ondan sonra açtılar. Kaç gün sürdü bu? Sürdü ya 5-10 gün fazla sürdü. Ne yaptınız peki o 5 gün? Ne yapalım? Evimize çıkamadık. Herkes evinde kapalı kaldı. Peki televizyon var mıydı o dönem izledin? Radyoda dinledim ben. Neler anlatıyorlardı? Baktım dikkat dedi, tükendeydim. Dedi ki böyle el koyulmuş. La ben çağırdım arkadaşlara gelin baktı dediler darbe olmuş. Cemal Gürsel el koymuş. Adam yol yokken yol oldu. Şey yokken her bir şey dört dörtlük yaptı. Daha sağ olsa daha neler yapılacaktı. Şimdiki nasıl yaparsa o da aynen öyle yap. Baba Menderes geldi canlandı. Herkes o zaman zengin oldu. Bir iş vardı hiç görülmemiş. Menderes gittikten sonra işte geri kuruklar başladı. Bilmemlere başladı. Yine o dönemde Elazığ'da memuriyet görevinde bulunan 80'lik dede Mehmet Şadi Özbey, o dönemin komutanlarından birisiyle bir arkadaşının telefon konuşmasını öyle gergin bir ifadeyle anlatıyor ki izleyin, yorumu siz yapın. Sabah 7'de kalktığımda ihtilal olmuş diye televizyonlar, radyolar yayın yapıyordu. Dışarı çıkamadık. İhtilal olur olmaz Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden. Gidiyor diyor ki ben diyor paşayı göreceğim. Paşayı görmek istiyor. Onlar da bırakmıyorlar. Sonra yüzbaşıya haber veriyorlar telefonda. Diyor ki yüzbaşı Ankara'ya bildiriyor. Böyle bir zat paşayla görüşmek istiyor. Paşanın soy ismi de Yılmaz mıydı? Diyor bana bağlayın. Diyor ya sen Elazığ'da ne yapıyorsun? Diyor ben Elazığ halkıyla emrinizdeyim. Ne emir buyuruyorsun? O diyor ki ben Menderes'im. Ondan sonra diyor ki bana gönderin getiriyor. Diyor sen Menderes'le görüştün mü telefonda? Evet efendim görüştüm. Diyor Elazığ halkı senin arkanda mı? Tabii arkamda efendim. Diyor karakol da senin emrinde. Hadi cezaevine.
O zaman tabii cezaevine götürdüler. O dönemlerde Türkiye'nin yükseliş döneminde olduğunu belirten ihtiyar delikanlılar, Menderes'in idamıyla birlikte başa geçen junta rejiminin vatandaşı yoksulluğa, kuyruklara ve sefalete mahkum edildiğini belirtiyorlar. Ve o günlerin bir daha yaşanmaması için dua ediyorlar.